Herkese merhabalar. Yemek bu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evdeki birkaç malzeme ile hazırlayabileceğiniz çok pratik hem de çok lezzetli bir tarifle geldim. Hadi hemen başlayalım. Bu tarifimde orta boy 3 tane patates kullandım. Siz isterseniz ihtiyacınız kadar olan patatesi arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Öncelikle patateslerimi küp küp doğruyorum ve daha sonra ihtiyacı olan suyla haşlamaya bırakacağım. Patateslerimi bu şekilde parçalara böldüğüm için çok daha kısa sürede hemen haşlanacaktır. Haşlama suyuna bir miktar da tuz ekliyorum. Yaklaşık 150 gram kadar kaşar peynirini bir güzel rendeledim. Elimde orta boy soğanım yoktu. Onun için bir büyük boy soğanı ikiye böleceğim. Sadece yarısını kullanıyorum. Onu da bir güzel bir uzunlamasına doğruyorum. Daha sonra tavamın içerisine biraz yağ ilave edip soğanlarımı burada sotelemeye bırakacağım. Soğanlarım yumuşadıktan sonra içerisine tuz, karabiber ve biraz da kırmızı biber ilave ediyorum. Bu arada kanalıma abone olarak, bildirim zilini açarak yeni tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Öncesinde rendelediğim kaşar peynirlerimi sotelenmiş olan soğanımın içerisine ilave ediyorum. Siz dilerseniz başka bir peynir çeşidi de kullanabilirsiniz. Ama kaşar peyniri bu tarifte çok yakışıyor. Kaşar peynirim eridikten sonra soğanımı kapatıp soğumaya bırakacağım. Bu arada patateslerim haşlanmış. Hızlı bir şekilde suyunu süzüp derin bir kaseye alıyorum. Ve püre haline gelecek şekilde güzelce eziyorum. Patateslerim çok sıcak olduğu için bu aşamada çok dikkatli olmalıyız. Yaklaşık yarım demet maydanozumu da ince ince doğruyorum. Doğradığım maydanozumu haşlanmış olan patatesin içerisine ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada da içerisine biraz karabiber ve tuz ilave ettim. Ve sotelemiş olduğum soğan ve kaşar peynirini patates süpürgemin içerisine ilave edip bunu da güzelce karıştırıyorum kaşık yardımıyla. Patatesimi soğanla güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 4 yemek kaşığı kadar un ilave ediyorum ve onu da güzelce karıştırıyorum. İki adet yumurtayı iyice çırpalım. Bir su bardağı galeta ununu bir kaseye alıyorum. Hazırlamış olduğum patates hamurundan bir kaşık yardımıyla elimi yuvarlayarak şekil veriyorum. Tarif hakkında sormak istediklerinizi, merak ettiklerinizi videomun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Hepsini okuyor ve cevaplıyor olacağım. Şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum. Hazırlamış olduğum köftelerimi önce yumurtaya, ardından da galeta ununa güzelce kaplıyorum. Tüm işlemi bütün köftelerim için yapacağım. Bu tarif yemek bulamadığım zamanlarda benim çok büyük kurtarıcım oluyor.
Mutlaka denemenizi istediğim tariflerimdendir. Tavada kızdırmış olduğum yağın içerisine hazırlamış olduğum bu patates köftelerini ilave edip arkasını önü güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Patateslerim çok fazla yağ çekmiyor. Dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık, lezzetli mi lezzetli bir patates köftesi yapmış oluyorum. Köftelerim bir sonraki güne kalsa bile tadı inanılmaz lezzetli oluyor. Soğukken bile tüketebileceğiniz çok güzel, lezzetli bir yemek yapmış oluyorsunuz. Köftelerimin önünü, arkasını, sağını, solunu, her tarafını güzelce nar gibi kızartalım. Şimdi servis zamanı. Ben lezzetine lezzet katmak için tabağıma bir miktar mayonez ve bir miktar ketçap sıkarak köftelerimi ketçap ve mayoneze batıra batıra güzelce yedim. Gördüğünüz üzere hem çok güzel duruyor hem de inanın çok ama çok lezzetli. Şimdiden herkese afiyet olsun diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, takipte kalın.